Hanımlar, bugün E ses grubuyla başlıyoruz. Yazışını tekrar göstereyim sizlere. Bunları yazalım şu anda. Defterlerimize geçirelim. Sonra kitaptaki alıştırmaları yapalım. E harfini yazıyoruz defterimize. Ben de yazayım. Evet, E. E'nin sesini yazalım Halime teyze. Büyük. Evet. Evet. Bir de küçüğünü yazalım. Yazmıştık ya, Halime'nin sonundaki E harfini yazıyoruz. Halime teyze. L harfini. Tamam. İ sesini yazıyoruz. İ. Üstüne nokta. Evet. Şimdi M harfini yazıyoruz. M. Halime'nin M. M. Şu sesimizi yazıyoruz. Evet. Şimdi E sesini yazıyoruz. Tahtadaki E sesini yazıyoruz. Tahtada var zaten. Ben çizgileri bir sileyim. Kafanız karışmasın isterseniz. L harfiyle, L ses grubuyla devam edeceğiz hanımlar. İlk önce büyük L'yi yazalım. Sonra küçük L'yi yazalım. Yapılış yönlerini gösteriyorum. Bir tahtaya bakabilirseniz. İlk önce şöyle bir çizgi indiriyoruz hanımlar. Ok yönünde ilerleyebilirsiniz. Daha sonra şöyle. L ses grubu. Şimdi tahtadaki L harf grubunu yazalım. L'yi yazalım. Büyük L'yi ve küçük L'yi defterimize yazalım. Çantam. Bir tane daha yaz altına. Evet, evet. Aynısından. Bir L, bir de küçük L. Torunlarım 3 tane var. Ondan sonra kızlarım 7 tane çocuğum var. 3 oğlan, 4 kız. Evlenmek için geldim ki bir daha Kur'an'a geçsem daha iyi alışıyorum yani. Onun yüzünden ben rahat edeyim, ona bakayım. Ya köyde imkanımız yoktu, okuluz yoktu. Kızlar okula göndermiyordu. Önce hiçbir şey bilmiyordum. Yani öğretmenin sayesinde Allah razı olsun hepsine. Ben onun için alışmışım harfleri biraz. İnşallah ki yaparım. İnşallah da alışırım. Harfimi tanıyorum. İşte ismi yazabiliyorum. Kaç tane harfleri arada tanıyorum yani. Hocanın, muhtarın, Allah hepsine razı olsun, teşekkür ederim. Hastaneye gittiği zamandan bir şey okuma için yani bir tablet okuma için yani bir araba geçse bile bilmiyoruz onu okuma için. Yani onun için ben alışmak istiyorum. Öğrenmek istiyor. Ben diyeyim ki yani benim gibi yaşlı adama böyle bir şey alışırsa yani ona çok yani iyi bir şey yani. Eğer adam biraz hani kafan çalışırsa, yaşlı adam alışırsa daha iyi olur. Kendine her şeye alışır. Tabii okumanın yaşı yoktur. Her yaş okuyabilir yani. Hanımlarımız okuma yazma öğrenmek için geldiler. Herhangi bir sebepten ötürü eğitim hakkından geri kalmış bireyler burada eğitim hakkından tekrar tekrar faydalanmaya çalışıyorlar. Şu anda da halk eğitim merkezleri aracılığıyla burada sağ olsun mahalle muhtarımız da bu konuda çok çok destekçimiz. Maalesef dezavantajlı bir bölgedeyiz. Bu dezavantajlı bölgede olmayı avantaja çevirmeye çalışıyoruz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Tabii ki de eğitimin, Halime teyzemizin de dediği gibi eğitimin bir yaşı yok. Burada herkes gelip faydalanabilir tabii ki de. Özel sebeplerden ötürü faydalanamamış eğitim hakkından. Ama burada tamamlamaya çalışıyoruz, eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Yine de gördüğünüz gibi üstesinden gelmeye çalışıyor kendisi. Okumanın yaşı yoktur. Tabii ki de Halime teyzemiz bunun zaten en güzel örneği diye düşünüyorum. Muhtar olduktan sonra İki tane eleman tuttuk, evleri gezdi.
Kaç kişi okuma yazma bilmiyor. Yaşları kaç? Bunları hepsini evvel tespit ettik. Yaklaşık olarak 1000 kişi burada okuma yazma bilmiyordu. Biz bunları tespit ettik. Biz o nedenden dolayı burada da yaklaşık olarak tam 10 yıldır okuma yazma kursları devamlı devam ediyor. 1000'e yakın eğitim verdik ve bunların çoğu şu an yan tarafta yapmış olduğum bir Kur'an kursu var. Oradan gidip ayrıyetinde Kur'an öğreniyorlar. Yani bu belgeyi özellikle Kur'an öğrenmek için, yani Kur'an kursuna gitmek için gelip burada öğreniyorlar. Oradan da Kur'an kursuna gidiyorlar. Yani 70 yaşında bir ablamız. Sordum abla niye bugüne kadar okuma yazmaya gidemedin diye. Yani köyde büyüdüğünü, köyde o zamanın şartları öyle götürdüğünü ve kendisi bana geldi, yani çok duygulandım da. Kur'an kursuna, Kur'an okumaya gideceğim ama okuma yazmam yok diye gidemiyorum dedi. Lütfen dedi, yani beni buraya alın dedi. Biz de hemen derhal öğretmenimizi aradık. Sağ olsun öğretmen gece gitti evine. Hemen bilgilerini aldı. Ve şu an bir aydır da geliyor. Okuma yazmayı yavaş yavaş çözüyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bir amacı var. Kur'an'a gitmek. İnşallah önümüzdeki Eylül Ekim'de açılacak Kur'an kursuna kendisi kayıtlarını yapacak. Kendine. Tamam, gel. Geç. Hadi Allah'a emanet olun.